Merhaba arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz konu en küçük kareler yönteminin bir başka varsayımı olan ardışık hata terimleri arasında ilişki yoktur ya da ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur varsayımının ne oldu? Şimdi baktığımızda öncelikle bir özet tablo üzerinden incelemek istiyorum. Otokorelasyon nedir? Şimdi arkadaşlar otokorelasyon dediğimiz şey ana kütle hata terimi ile ilgili bir konudur ve hata teriminin birbirini izleyen değerler arasında ilişki olması durumunu ifade etmektedir. Peki otokorelasyon neden ortaya çıkar? Temel sebeplerine baktığımızda modelde bazı bağımsız değişkenlerin alınmamış olması, modelin matematiksel biçiminin yanlış seçilmiş olması, bağımlı değişkenin ölçme hatalı olması, verilerin işlenmesi ve örümcek ağı olayı ile hata teriminin yanlış tanımlanması olduğunu söyleyebiliriz. Peki otokorelasyon önemli bir konu mudur? Evet, oldukça önemli bir konudur arkadaşlar. Çünkü baktığımızda hipotez testleri üzerinde önemli bir etkisi var. Yani tahmin edilen katsayı varyanslarının gerçek varyans değerlerinden daha küçük elde edildiğini ve bu varyans değerlerinin sapmalı ve tutarsız olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla R karenin olduğundan büyük tahmin edilebileceğine ve elde edilen T ve F istatistiklerine ve de güven aralıklarına güvenilemeyeceğini söyleyebiliriz. Ve yine öngörümleme üzerine etkisine baktığımızda tahminler sapmasız olduğunda öngörümleme değerleri de sapmasız olur. Ancak burada artık büyük varyanslı olmaları nedeniyle arkadaşlar etkinlik özelliklerini kaybetmiş durumda olacaklardır. Dolayısıyla sapmasız tahminciler elde etsek de varyanslarla ilgili etkinlik özelliğinin olmaması nedeniyle öngörümleme üzerine de etkisi olduğunu söyleyebileceğiz. Nasıl belirleyeceğiz otokorelasyonu? Baktığımızda grafik yöntem, Durbin-Watson testi, Wallis testi, Brush-Gottfried testi, Angle-Arch testi diyoruz ama o biraz farklı bir test. Veerenbluth web testiyle bulabiliyoruz arkadaşlar. Neden? Diyelim ki otokorelasyon tespit ettik. Ortadan nasıl kaldırabiliriz? Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi, fonksiyonel biçimin değiştirilmesi, genel dinamik yapının tanımlanması, birinci fark denklemlerinin alınması, Cochran-Orcutt yönteminin kullanılması ve Hydret-Lew yönteminin kullanılması ile otokorelasyon ortadan kaldırılabilir. Şimdi ilgili konuyu detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Ne dedik? Otokorelasyon ana kütle hata terimiyle ilgili bir konudur dedik. İzleyen ardışık hata terimleri arasında ilişki olması durumunu ifade etmektedir dedik. Şimdi teorik olarak baktığımızda arkadaşlar işte YT eşittir A artı BX de artı UT gibi bir regresyon modeli söz konusu olduğunda bu denklemdeki hata terimleri UT ve US'nin arasındaki kovaryansın sıfırdan farklı olması durumunda bir otokorelasyon söz konusu olacaktır. En basit haliyle birinci dereceden bir otokorelasyonu izlemek istersek UT eşittir R çarpı UT eksi 1 artı hata terimi şeklinde ifade edebileceğiz. Şimdi bu denklemde arkadaşlar UT mevcut dönemdeki hata teriminin aldığı değer, UT eksi 1 ise bir önceki dönemde hata teriminin aldığı değer olmak üzere eğer aralarında otokorelasyon durumu söz konusu değilse yani otokorelasyon durumu yoksa otokorelasyon hesaplanmamışsa böyle bir durumda arkadaşlar ikisinin de beklenen değerinin sıfır olması varsayımı verirken aralarındaki kovaryansın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ifade ediyorduk bunu? İşte hata terimi UT ve UT eksi 1 arasındaki kovaryans dediğimizde artık UT eksi beklenen değer UT çarpı UT eksi 1 çarpı eksi UT eksi 1'in beklenen değerinin beklenen değeri dediğimizde artık UT ve UT eksi 1'in beklenen değeri yani kovaryansının sıfır eşit olduğunu söylüyorsak nedir arkadaşlar? Otokorelasyon yoktur diyebiliriz. Şimdi baktığımızda burada T eşit değildir T eksi 1 demesi eğer eşit olursa biliyorsunuz aynı dönem olur. O zaman da kovaryanstan bahsediyor olmayız zaten. Varyanstan bahsediyor oluruz. Buradaki T indislerinin zaman serisi olduğunu gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da işte ne olabilir bunlar? İşte yıl olabilir, ay olabilir, gün olabilir. Yani zamana bağlı bir format olabilir. Eğer zaman serisiyle çalışmıyorsak, anket serisiyle çalışıyorsak hata terimlerini nasıl ifade edeceğiz? Böyle bir durumda da arkadaşlar i ve j'nin hata terimlerinin kovaryanslarının sıfır olması durumu bize artık otokorelasyonun olmadığını ifade ederken
Sıfırdan farklı olması durumu ise basit otokorelasyon, en basit haliyle otokorelasyon durumunu ifade edecek. Şimdi burada örnek olması açısından hem birinci dereceden otokorelasyon hem de ikinci dereceden otokorelasyon süreçlerini gösteren R1 ve R2 modellerini göstermişiz. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar rho katsayılarının otokorelasyon katsayıları olduğunu görebiliyoruz. Mevcut hata terimiyle, mevcut dönemdeki hata terimiyle 2 dönem önceki hata teriminin arasındaki ilişkiyi modelleyen bu süreçte otoregresif, ikinci dereceden otoregresif süreç olarak düşünülebilir. Şimdi eğer bu otokorelasyon katsayısının sayısal değerine ulaşmak istiyorsak ne yaparız? Yaptığımız şey arkadaşlar kovaryanslarını varyanslarına bölerek ki buradaki işte neyi biliyoruz biz? Hatanın mevcut dönemdeki ortalaması ile bir önceki hata dönemdeki ortalamasının sıfıra eşit olduğunu ve varyanslarının eşit olmasından hareketle artık ana kütle otokorelasyon katsayısını arkadaşlar gördüğünüz üzere kovaryansları bölü işte varyans UT eksi 1 şeklinde ifade edebiliriz. Ve otokorelasyon katsayısının hesaplamasının artık UT çarpı UT eksi 1'in çarpımlarının toplamı bölü UT eksi 1'lerin karelerinin toplamı şeklinde ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biliyorsunuz otokorelasyon katsayısı dediğimiz şey artı eksi 1 arasında değerler alıyordu. Negatif yönde olması ilişkinin ters yönde negatif yönde olduğunu söylüyordu. Pozitif olması ise bu katsayının aynı yönde bir ilişki olduğunu ifade ediyor. En basit haliyle bu şekilde ifade edilebilir. Biraz önce de söylemiştik. Peki otokorelasyonla hangi durumlarla karşılaşılır? Otokorelasyon arkadaşlar genellikle spesifikasyon hatasının olması durumunda karşımıza çıkar. İşte bunlar nedir? Bazı bağımsız değişkenlerin alınmamış olması, matematiksel biçimin yanlış olması, ölçme hatalı olması, verilerin işlenmiş olması, iktisadi teoremde bildiğiniz örümcek ağı olayı ya da hata teriminin yanlış tanımlanması gibi sebeplerle otokorelasyon söz konusu olabilir. Aslına bakarsanız otokorelasyonun zaman serisi ya da zaman boyutu uzun olan verilerde ciddi bir problem olabildiğini görürsünüz. Tabii ki kesit serilerinde de otokorelasyon sorunu olacaktır, olabilir. Fakat genel olarak otokorelasyonun zaman serilerinin problemi ve değişen varyansında kesit serilerinin problemi olduğunu düşünürüz. Tabii ki istisnalar söz konusu olabilir ama genel olarak eğer bir zaman serisiyle çalışıyorsanız özellikle mutlaka otokorelasyonla ilgili kontrollerinizi, testlerinizi yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız. Şimdi baktığımızda dedik ki işte genelde spesifikasyon hatalarının olması durumunda otokorelasyon ortaya çıkar. İşte bunlardan birisi arkadaşlar model dışında bırakılan bağımsız değişkenler. Yani gerekli olan bağımsız değişkenlerin modeli alınmamış olması. Mesela örneğe baktığımızda ana modelde işte hem x1 hem x2 hem x3 bağımsız değişkenleri varken bilerek ya da bilmeyerek x1 değişkeninin modele alınmamış olması durumunda artık katsayılar birbirine eşit olamaz. Yani B3 katsayısı ile A3 katsayısı birbirine asla eşit olamaz. Dolayısıyla bu artık modele alınmamış olan bu x1 değişkeni de hata teriminin bir kaynağı olarak ifade edilecek. Ve tabii ki bu hata terimini sadece bir dönem değil, bütün dönemler için etkileyecek. Dolayısıyla bu nedenle de bütün hata terimleri arasında bir ilişkinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla modele alınmamış olan bağımsız değişkenler otokorelasyonun önemli bir sebebidir. Baktığımızda işte model spesifikasyonunun yanlış belirlenmesi, yani matematiksel kısmının yanlış olması, yanlış kalıpla ifade edilmesi. Mesela yine ekranda gördüğünüz modeller üzerinden düşünürsek, örneğin biz ikinci dereceden ifade edilmesi gereken bir denklemi doğrusal bir şekilde ifade etmiş oluyorsak, artık ne yapıyoruz? Bir spesifikasyon hatası yaratmış oluyoruz. Yine hata terimleriyle gözlemler arasında bir ilişki ortaya çıkarmış oluyoruz. Hatalı bir ilişki ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani otokorelasyon sorununu ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve başka bir durum işte istatistik gözlemlerindeki ara boşlukların bulunması durumu. Yine genellikle arkadaşlar biz ekonometrik uygulamalarda ham veriler yerine işte işlenmiş verileri kullanırız. İşte örneğin 3 aylık verilerin kullanıldığı bir modelde
Söz konusu verilerin 3 ayın toplamının 3'e bölünmesiyle elde edilmesi hata terimleri arasında bir bağımlılığa sebep olacaktır. Yani artık bu 3 aylık veriyi aylık veri halinde gibi kullanırsak bu bir hata terimleri arasında bağımlılığa neden olacaktır. Ve veriler böyle bir düzenleme sürecinden geçildiğinde sıkıntı olabileceği gibi aynı zamanda verilerde eksik gözlemlerin doldurulması da gerekebilir bazen. Bu nasıl arkadaşlar? Yani bazı gözlemlerde eksiklikler vardır. Bunların çeşitli yöntemlerle doldurulması gerekebilir. İşte bunu serinin ortasındaki boşlukların doldurulması şeklinde yapıyorsak enterpolasyon, dışındakilerin doldurulması şeklinde yapıyorsak ise ekstrapolasyon adı verilir. Böyle durumda da yine hata terimlerinin bağımlılığına sebebiyet ortaya çıkacak. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Veriler üzerinde yaptığımız işlemlerde otokorrelasyona neden olabilir. 3 aylık bir veriyi 3'e bölerek kullanmak gibi ya da veride olmayan boş olan gözlemlerin çeşitli boşluk doldurma yöntemleriyle doldurulması gibi şeylerde otokorrelasyon sorununu ortaya çıkartacak. Bir başka otokorrelasyon nedeni arkadaşlar gecikmeli ilişkiler. Örneğin bir tüketim fonksiyonunu düşündüğümüzde işte tüketimi biz hep gelirle açıyoruz. Fakat bildiğiniz üzere tüketim üzerinde tüketim alışkanlıklarımız da işte zevklerimiz ve tercihlerimiz de etkilidir. Dolayısıyla bu zevk ve tercihleri gösteren değişken olarak da tüketimin bir önceki mevcut değerinin modelde yer almasıyla ifade edilebilir. Eğer biz bu değişkenin yani CT-1'i ihmal edersek de ortaya çıkan hata teriminin bir dönem önceki tüketimin cari tüketim üzerindeki etkisinden doğan etkiyi yansıtacağını ve dolayısıyla da dönemler itibariyle birbiriyle ilişkili olmalarına neden olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla gecikmeli ilişkilerin mevcudiyeti de yine otokorrelasyon için oldukça önemlidir. Bir başka otokorrelasyon yaratan durum ise arkadaşlar konjonktür ve şok etkisi dediğimiz durumdur. Yani eğer ekonomide ortaya çıkan bir savaş, bir kriz, olağanüstü bir durum söz konusuysa bu sadece meydana geldiği dönemi değil daha sonraki dönemleri de etkileyecek. Dolayısıyla da dönemlerdeki hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili olmasına neden olacak. Örneğin işte o üretim sürecinde ortaya çıkan bir grev birden çok dönemi etkilediği için artık hata terimleri arasında bir korelasyona neden olacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar konjonktür ve şok etkisinin de otokorrelasyon yaratmada oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Biz otokorrelasyonu göz ardı edersek ne olur arkadaşlar? Bakın en basit haliyle grafik üzerinde incelediğimizde gerçekte doğru böyle bir regresyon doğrusu halinde olmalıyken biz artık tahminlenmiş doğruyu bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz üzere eğimleri arasında da sabit kas sayıları arasında da ciddi bir farklılık var. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Artık kas sayı değerlerinin başarılı bir şekilde, doğru bir şekilde tahmin edemiyoruz. Dolayısıyla da önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce de ifade etmiştim otokorrelasyonun neler üzerinde etkisi olduğunu. Şimdi tahmin edilen kas sayı varyansları gerçek varyans değerinden daha küçük olduğu için arkadaşlar ve bu varyans değerlerinin sapmalı ve tutarsız olduğunu ifade edebileceğiz. Dolayısıyla bu varyans değerleri olduğundan daha küçük olduğu için kas sayılarda bir anormallik çıkacak. R kare olduğundan büyük tahmin edilecek. Yani model başarılı değilken R karenin olduğundan büyük olması başarılıymış gibi gösterecek ki buna da zaten sahte regresyon dediğimiz bir durum olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve dolayısıyla da elde edilen T ve F istatistiklerine ve dolayısıyla bunların kullanıldığı tablo değerleri, güven aralıklarına ne olmayacak arkadaşlar? Güvenilmeyecek diye düşünebiliriz. Yani hem hipotez testleri üzerinde hem de güven aralıkları üzerinde ciddi bir etkisi var. Hem de tabii ki dolayısıyla öngörümleme üzerinde ciddi bir etkisi var. O zaman otokorrelasyonun ne olduğunu öğrendik, neden ortaya çıktığını öğrendik, ne gibi sonuçlar yaratabileceğini öğrendik. Peki otokorrelasyonu nasıl test edeceğiz? Bir sonraki sormamız gereken soru bu olmalı. Otokorrelasyonun belirleme yöntemlerimizin arkadaşlar, grafik yöntem, Watson testi, Alice testi, Bradford testi olduğunu söyleyebiliriz. Burada Angel Arch diyor fakat Arch testi
kurulması mantığı açısından evet bir otokorelasyon durumunu gösteriyor. Fakat arç testi arkadaşlar bir değişen varyans testi gibi de düşünülebilir. Daha doğrusu bir oynaklık testi olarak kabul edilir. Bu istisnai bir durum ama hani bağıntı anlamında hataların varyansları arasındaki ilişkiye dayanan bir model olduğu için burada ifade edilmiş ama burada bu konuyu anlatmayacağım. Oynaklık modelleri gibi düşünebilirsiniz arç modellerini. Grafik yöntem ilk tercih ettiğimiz yöntem. Şimdi açıkçası burada neyi incelemiş oluruz arkadaşlar? Eğer ardışık hata terimlerinin arasındaki grafiği çizdiğimizde onu anlamlı bir fonksiyon olarak görüyorsak, yani aralarında bir ilişki tanımlanabilecek bir fonksiyon gibi görebiliyorsak ne olduğunu düşünürüz? Otokorelasyon olduğunu düşünürüz. Mesela grafiklere baktığımızda ilk grafikte bakın hata teriminde bir fonksiyonel ilişkinin söz konusu olduğunu görüyorum. Ya da ikinci grafikte artan bir trend şeklinde doğrusal bir ilişki olduğunu görüyorum. Ya da üçüncü grafikte yine doğrusal ve azalan yönde bir ilişki olduğunu görüyorum. Dolayısıyla böyle baktığımızda aralarında bir fonksiyonel ilişki tanımlayabiliyorsak hata terimlerinin korelasyon sorunu olduğunu düşünebiliriz. Mesela artık işte yine burada da bakın parabolik bir ilişki var. Yine böyle bir fonksiyonda hata terimlerinin arasında ilişki olduğu için otokorelasyon olduğunu düşünebiliriz. Ama mesela son grafiğe baktığınızda artık böyle ne doğrusal, ne eğrisel, ne parabolik anlamlı bir ilişki, anlamlı bir örüntü göremiyoruz. Dolayısıyla da işte bu grafik için artık şunu düşünebiliyoruz ki burada bu grafiğe göre otokorelasyon yoktur diye düşünebiliyoruz arkadaşlar. Yine diğer grafikler üzerinde baktığımızda bakın mesela yıllara göre hataların değişimine baktığımızda bir örüntü izlediklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla işte burada yine bir ilişki olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu grafiğe baktığımızda bakın belli bir noktaya kadar örüntü izlemiş ama belli bir dönem yani 10. gecikmeye kadar bir örüntü izlemiş ama 10. gecikmeden sonra bir otokorelasyon olmadığı hareketini görebiliyoruz. Tabii ki arkadaşlar grafik yöntemler bize sadece fikir verirler. Yani %100 otokorelasyon vardır yoktur diyemeyiz grafiğe bakarak. Bunu ne yapmamız lazım? Çeşitli ekonometrik testleri kullanarak emin olmamız lazım otokorelasyon sorunuyla ilgili. Bunlardan ilk arkadaşlar Durbin-Watson testi. Durbin-Watson testi eğer modelde sabit terim yoksa, x değişkenleri stokastik ise, otokorelasyon birden büyükse, eksik veri söz konusuysa zaman serisinde ara yıllar noksansa ve modelde bağımsız değişken olarak gecikmeli bağımlı değişken değerleri yer alıyorsa kullanılamaz. Peki kullanılması durumunda nasıl adımlar izlenir? Şimdi buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar bir test yapıyorsak mutlaka ama mutlaka hipotezleri yazarak başlamamız lazım. Temel hipotez olmasını istediğimiz ya da yokluk hipotezi de ifade ettiğimiz hipotez olduğundan ne deriz? Otokorelasyon yoktur. Yani rho eşittir sıfırdır. Alternatif hipotez ise rho sıfırdan farklıdır. Yani otokorelasyon vardır şeklinde kurulmalı. Şimdi Durbin-Watson testinde arkadaşlar önce kullanacağımız D diye de göstereceğimiz bu katsayıyı, hesaplama değerini bulmamız lazım. Nasıl buluyoruz? Hataların mevcut dönemdeki değerlerinden bir önceki dönemi değerlerini çıkartıp karelerini alıp toplayarak ve bunu hata kareler toplamına bölerek böyle bulabiliyoruz. Ve D ile korelasyon katsayısı arasındaki ilişkiye baktığımızda D eşittir 2 çarpı 1 eksi rho şeklinde bir bağlantı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan bu formdan ya da bu formdan D katsayısını, Durbin-Watson katsayısını hesapladıktan sonra bunu karşılaştıracağımız bir tablo değeri olmalı. İşte bu tabloda arkadaşlar Durbin-Watson tablosunu kullanıyoruz. Durbin-Watson tablosuna bakarak DL alt sınır, DU üst sınır olmak üzere ne yapıyoruz? Tablo değerine gidip alt sınır ve üst sınır değerine bakın şurada da hemen açayım. Bir Durbin-Watson tablosunda K parametre sayımız olmak üzere K üstü yani K-1 serbestlik dereceli gibi düşünebilirsiniz. Değer için alt sınır ve üst sınır bakıyoruz. Bakın sütunda K'ya ilişkin bilgiler yer alıyor. Satırlarda ise gözlem sayısına ait bilgiler yer alıyor. İlgili K-1 yani K üstü değeriyle ilgili en sayısının kesiştiği noktalardaki DL ve DU değerlerini, alt sınır ve üst sınır değerlerini tablodan baktıktan sonra arkadaşlar bir şekil çiziyoruz. Bu şekilde de
işte 0, DL, DU, DU ile 4 eksi DU arasına 2 noktasını yerleştiriyoruz. İşte 4 eksi DL ve 4 olmak üzere bölgeleri ayırdığımız bir grafik çiziyoruz. Bu grafikte eğer 0 ile DL arasında çıkarsa bizim hesapladığımız durbin değeri pozitif otokorelasyon diyoruz. DL ile DU arasında çıkarsa karar veremiyoruz. DU ile 4 eksi DU arasında çıkarsa otokorelasyon yok diyoruz. 4 eksi DU ve 4 eksi DL arasında çıkarsa karar veremiyoruz. 4 eksi DL ile 4 arasında bir değer çıkarsa da negatif otokorelasyon bölgesinde olduğumuzu söylüyoruz. Dolayısıyla bakın bu değerlerin hesaplanmasında da rho'nun biliyorsunuz eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığını biliyoruz. Bakın buradan rho yerine eksi 1 koyarsak artık Robin Watson pas sayısının 4'e yani negatif otokorelasyona eşit olduğunu. Rho pas sayısı yerine 0 koyarsak 2'ye eşit çıkacağı için otokorelasyon yoktur. Yani Durbin-Watson istatistiğinin 2 olması durumunda otokorelasyon yoktur diyebileceğimizi biliyoruz. Ve eğer rho 1'e eşitse arkadaşlar, Durbin-Watson'ın 0'a eşit olması nedeniyle yine otokorelasyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi anlaşıldığı üzere arkadaşlar demek ki rho katsayısı eksi 1 ile 1 arasında yer alırken Durbin-Watson'ın değerinin 0 ile 4 arasında değiştiğini ve 2'ye yakın bir değer alması durumunda da otokorelasyonun olmadığını işaret ettiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde devam edersek, örneğin bir model tahminlenmiş, bağımlı değişken y, bağımsız değişken x olacak şekilde. Bakın bir Ewes çıktısı üzerinde baktığımızda Durbin-Watson'ın test istatistiğini modelin bize verdiğini görürüz arkadaşlar. Yani biz ne demiştik? İşte hata kareleri arasındaki fark bölü hata kareler toplamı şeklinde hesaplanıyor demiştik. Ama eğer bir model çıktısı kullanıyorsanız bu istatistiği modelin size direkt sonuç olarak sonuç ekranında verdiğini görürsünüz. Ve baktığınızda burada Durbin-Watson istatistiğinin bakın şurada yer alıyor. 0.765 olduğunu görüyorum. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? İlgili gözlem sayısı ve K-1 yani K üssü sayılarına dikkate alarak tablo değerine bakmam lazım. Ve tablo değerleriyle kendi Durbin-Watson değerimi karşılaştırarak hangi bölgeye düştüğüne göre karar vermem gerekiyor. Şimdi bakın burada yine de istatistiği vermiş olmasına rağmen nasıl hesaplandığını gösteriyor. Ne demiştik? Hataların ardışık dönemler arasındaki farkların karelerinin toplamı bölü hata kareler toplamı buradan geliyor arkadaşlar. Eğer veri seti elimizde varsa ve program kullanamamışsak buradan da bulabiliriz. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir otokorelasyon testi yaptığımız için istatistikleri, daha doğrusu hipotezleri yazarak başlamamız lazım. Temel hipotezimiz otokorelasyon yoktur. Alternatif hipotezimiz otokorelasyon vardır şeklinde kuruluyor. Sonra Durbin-Watson istatistiğini hesaplıyoruz. Gerçi elimizde var ama burada bir kez daha gösterilmesi için hesaplanmış 0.76 olduğunu buluyoruz. Şimdi bu değeri N16, K biliyorsunuz modelde 2 tane katsayı var. K-1'den de 1. K üssü 1, N16 için DL alt sınır ve DU üst sınır, low ve upper değerlerine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonra da bu grafik üzerinde hangi bölgede olduğunu kestirmemiz gerekiyor. Bakın geliyorum Durbin-Watson tablosuna. D16 pardon N16 burası satırda. K üssü de 1 bakın o da burası. İşaretli olarak gözüken 1.106 alt sınır, 1.371 ise üst sınır olacak şekilde ifade edilebilir. Bakın hemen yerleştiriyoruz burada. Ne yapıyorduk? İlk önce 0, 0 ile DL arası pozitif otokorelasyon bölgesiydi. DL'yi 1.106 bulduk. Bakın 0, 1.106. DL ve DU arasındaki bölge kararsızlık bölgesiydi. DU ile 4 eksi DU arasındaki bölge otokorelasyon yok bölgesiydi. 4 eksi DU ile 4 eksi DL arasındaki bölge kararsızlıktı. 4 eksi DL ile 4 arasındaki bölge negatif otokorelasyon bölgesiydi. Bakın ifadeleri yerleştirdik. Tablo değerlerini yerleştirdik. Artık bizim 0.76 değerimiz 0 ile 1.106 arası yani şu bölgeye düştüğü için arkadaşlar H0 reddedilir. Pozitif otokorelasyon vardır şeklinde yorum yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere Durbin-Watson tablosuyla karşılaştırarak karar veriyoruz.
en değeri ve k üssü k-1 değerleri için Durbin-Watson tablosuna bakıyoruz. Daha sonra bu bölgede nereye düştüğüne göre otokorelasyon durumuna karar veriyoruz. Dolayısıyla 0,76 değeri bu bölgeye düştüğü için de pozitif otokorelasyon olduğunu ifade edebiliyoruz. Şimdi inceleyeceğimiz bir diğer otokorelasyon testi arkadaşlar, Wallis testi. Wallis testi Durbin-Watson'a çok benziyor. Tek farkı dördüncü dereceden otokorelasyonun olup olmadığını sınıyoruz. Dolayısıyla da genellikle üçer aylık veriler için kullanılan bir otokorelasyon testi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki yine tek koşulun tesadüfi değişken olması gerektiğini, bağımsız değişkenin tesadüfi değişken olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımızda dördüncü dereceden otokorelasyon için düzenlendiğinden dolayı ilgili kas sayının artık hataların dördüncü dönem, yani mevcut dönemle dört dönem önceki dönem arasındaki farklarının kareleri toplamının hatta kareler toplamına bölünmesi şeklinde hesaplandığını görüyoruz. Hipotezlerini kurduğumuzda ise arkadaşlar dördüncü dereceden otokorelasyona baktığımız için diyoruz ki temel hipotezde dördüncü dereceden otokorelasyon yoktur. Alternatifinde ise dördüncü dereceden otokorelasyon vardır şeklinde ifade ediyoruz. Ardından gördüğünüz üzere yine bu Durbin kas, yani Wallis kas sayısını hesaplıyoruz. Sonra da yine aynı Durbin testinde yaptığımız gibi ilgili tablo değerine bakarak hangi bölgeye düştüğüne karar veriyoruz. Ama tabii ki Wallis testi yapıyorsak arkadaşlar Wallis tablosundan bu değerleri buluyoruz. Bakın Wallis tablosuna da hemen bakalım. Yine burada k üssü k-1'i göstermek üzere yine satır sütunlarda k üssü değerleri yer alıyor. Satırda gözlem değeri yer alıyor. İlgili k üssü ile gözlem sayısının kesiştiği noktadaki dördüncü dereceden otokorelasyon kritik değerlerine bakıp tabloya yerleştiriyoruz. Hangi bölgeye düştüğüne göre de karar veriyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimiz üzerinden devam edelim. Şurada bakın diyor ki işte 1994'ün birinci TL için ve 1999'un dördüncü TL için üçer aylık ihracat ve döviz kuru değerleri yer almıştır. Bu verilerden elde edilen tam logaritmik modelin hata terimleri arasında otokorelasyon olup olmadığını elde ediniz diyor arkadaşlar. Bakın neye ihtiyacımız vardı? Mevcut hata dönem değerlerinden dört dönem önceki hata değerinin çıkartılarak karelerinin toplanmasına ihtiyacımız vardı. Nasıl hesaplıyoruz? Bakın 94'ün ilk çeyrekliğindeki hata terimi 0,13 ise böyle yazmışız. 4 dönem geciktirmek demek arkadaşlar. Artık 1, 2, 3, 4 dönemi boş bırakıp şu değeri artık buradan itibaren tekrar yazmaya başlamak demek. Yani 4 dönem önceki hata değerini yazıyorsunuz. Yani 1995'in birinci çeyreğinin 4 dönem öncesinin hata değerine burası. Dolayısıyla bakın 4 tane boşluk bırakıp artık aynı sütunu yazmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Tabii 4 dönem geciktirdiğiniz için sondaki 4 dönemi de kaybetmiş oluyorsunuz buraya yazarken. Dikkat edin. Dolayısıyla aralarındaki farkları bakın yine ilk 4 dönem boş olacak tabii ki. 4 dönem arasındaki farkın değerini hesapladığınız için. Artık 95'in birinci çeyrekliğinden itibaren hatalar arasındaki farkı buluyorsunuz. Karesini alıyorsunuz ve bunların kareler toplamını hata kareler toplamına bölerek ilgili Wallis kritik değerini hesaplıyoruz. Bakın önce hipotezleri yazmamız lazım. Dördüncü dereceden otokorelasyon yoktur. Dördüncü dereceden otokorelasyon vardır şeklinde yazıyoruz. Artık ilgili kas sayıyı hesaplamışız. 0,99 çıkmış. Şimdi Wallis tablo değerinden en sayımız ne? Bakalım en sayımız 24. Nasıl buluyoruz arkadaşlar? 99'dan 94'e kadar yani 99 eksi 94, 5 artı 1, 6 yıl var. 6 yılda 4 çeyreklik var her yılda. Dolayısıyla 6 çarpı 4'ten 24 olduğunu söyleyebiliyoruz. 24'ü artık 24 gözlemde değerli ve 2 parametresi var modelin. 1K üssü değeri için ilgili kritik değerlere Wallis tablosundan bakmam lazım. Bakın 24 burası, K üssü 1 burası. Dolayısıyla alt sınırı 1,036, üst sınırı 1,189 olan kritik değerleri kullanmam gerektiğini anlıyorum. Hemen gelip, bakın burada da gösteriyor bir kez daha tabloya bakmayı. Hemen gelip tabloda yerine yazıyoruz arkadaşlar değerleri. Bakın alt sınır, üst sınır
4 eksi üst sınır, 4 eksi alt sınır ve 4. Bizim değerimiz 0,997 idi. O da bakın 0 ile 1,036 arasında düşüyor. Yani pozitif otokorelasyon bölgesine düşüyor. Dolayısıyla H0'ı reddediyoruz arkadaşlar. Kritiklerimizden bu bölgeye düştüğü için diyoruz ki artık 4. dereceden pozitif otokorelasyon vardır. Şimdi bir başka otokorelasyon testi, kullanılan otokorelasyon testi, oldukça da fazla kullanılan bir test. Bradford-Trey testi arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Kendisine özgü bir yardımcı regresyonu var. Önce ana model tahminleniyor. Ardından ana modelin hataları, bağımlı değişken hataların geçmiş dönem değerleri, bağımsız değişken olacak şekilde bir yardımcı regresyon hesaplanıyor. Ve bu katsayıların sıfıra eşit olup ya da herhangi birisinin sıfırdan farklı olması üzerine bir otokorelasyon testi geliştiriliyor. Bakın artık işte temel hipotez buradaki rho diye göstermiş ama r'leri kastediyor. Rho katsayıları sıfır eşittir. Yani anlamlı bir ilişki yoktur. Yani otokorelasyon yoktur. Alternatif hipotez bunlardan herhangi biri sıfırdan farklıdır. Yani otokorelasyon vardır olmak üzere. 2 kare alfa anlamlılık düzeyinde S gecikme sayılı serbestlik dereceli 2 kare tablo değerine bakılıyor ve bu 2 kare tablo değeriyle yardımcı regresyonun R karesi çarpı N BG istatistiği olmak üzere karşılaştırılıyor. Eğer hesapladığımız N çarpı yardımcı regresyonun R karesi 2 kare tablo değerinden büyükse H0 hipotezi reddediliyor ve otokorelasyon olduğunu ifade edebiliyoruz. Şimdi bakalım örnek üzerinden. Bakın bir modele ait, bu muhtemelen bir önceki modelimize ait. BG testi model çıktısı üzerinde tahminlenmiş. Ve gördüğünüz üzere de nasıl yazabiliriz? Bağımlı değişken hata, bağımsız değişken hatanın gecikmeli değeri olmak üzere yardımcı regresyon dönemi de değeri de ifade edilmiş. Bakın bağımlı değişken hata artık bağımsız değişkenler modeldeki yer alıyor tabii ki. Ama bunun dışında bir de hatanın kaç dönemlik otokorelasyon ilişkisini tespit etmek istiyorsak o kadar gecikmeli değerinin modelde yer alması gerekiyor. Bir dönem gecikmesi için otokorelasyonu kontrol ediyoruz. Dolayısıyla ne yaparız arkadaşlar? Hemen hipotezlere geçebiliriz. Deriz ki rho 1 eşittir 0. Yani otokorelasyon yoktur. Rho 1 eşit değildir 0. Yani otokorelasyon vardır diye hipotezlerimizi kurarız. Alfayı %5 almışız. Alfa %5 için serbestlik derecesi ne olacak? Gecikme sayısı 1. Bir dönem önce olduğu için bir serbestlik dereceleri olacak. Yani 3,84. Neyle karşılaştıracağım bu 3,84'ü? Gözlem sayısı çarpı r kare ile, yardımcı regresyonun r karesi ile. Bakın gözlem sayısı sample diye gözüküyor. 16 ve r karesi modelin r squared diye gözüküyor. 0,958 olmak üzere ikisini çarptığımızda artık BG istatistiğinin arkadaşlar 15,328 olduğunu görmüşüz. 2 kare tabloyla bulduğumuz istatistiği karşılaştırdığımızda Brasco-Train'in kas sayısının 2 kare tablo değerinden büyük olması nedeniyle H0 hipotezi reddedilir. Yani hatalarda otokorelasyon vardır şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Buradaki ara sonuca göre. Gördüğünüz üzere bu şekilde de dördüncü aşamada artık hipotezleri karşılaştırıp sonucuna karar veriyoruz. Şimdi otokorelasyonu tespit ettiysek ve otokorelasyon olduğuna karar verdiysek arkadaşlar ne yapmamız lazım? Onu önlememiz, ortadan kaldırmamız lazım modeli yorumlayabilmemiz ve kullanabilmemiz için. Hangi yöntemlerle otokorelasyon önlüyoruz? Genelleştirilmiş en küçük köreler, fonksiyonel biçimin değiştirilmesi, genel dinamik yapı tanımlanması, birinci dereceden farkların alınması, Cochran-Orkut yöntemi ve Hilliard-Riemann yöntemleriyle otokorelasyonu önleyebiliyoruz. Şimdi sırasıyla bu yöntemlere bir bakalım arkadaşlar. Eğer rho'yu biliyorsak, yani otokorelasyon katsayısını biliyorsak arkadaşlar, genelleştirilmiş en küçük köreler yöntemini kullanarak hesaplayabiliriz. Bakın, ana model y eşittir b1 artı b2 x artı ut olmak üzere bu modeli bir dönem geciktirerek ifade ettiğimizde ve geciktirilmiş modeli rho katsayısıyla çarptığımızda ve ardından ana modelden
İşte geciktirilmiş ve raw kas sayısıyla çarpılmış modeli çıkarttığımızda elde ettiğimiz modele fark denklemi, genelleştirilmiş fark denklemi adı veriyoruz. Ve bu genelleştirilmiş fark denkleminde arkadaşlar bakın ne yaptık? Birinci denklemden bir dönem geciktirilmiş ve raw ile çarpılmış ikinci denklemi çıkarttık. Ve bu denklemi düzelttiğimizde artık yt eksi raw çarpı yt eksi 1, b1 çarpı 1 eksi raw artı b2 çarpı xt eksi rho xt eksi 1 artı hatta denklemini bulduk. Şu ilk ifade artık arkadaşlar genelleştirilmiş fark denklemi diye ifade edilir. Ve bu denklemde eğer işte şu yt eksi p çarpı yt eksi 1'i yt yıldız, işte şurayı b1 yıldız, b2 b2 yıldız, xt eksi rho çarpı xt eksi 1'i xt yıldız diye ifade edersek artık genelleştirilmiş formu bu model şeklinde ifade edebiliriz ve rho'yu bildiğimiz için rho'yu bu denklemde genelleştirilmiş denklemde yerine koyup bu formda ifade ettiğimiz için modeli bu modeli tahminleyerek otokorelasyondan kurtulabiliriz arkadaşlar. Birinci yöntem bu. İkinci yöntemler ise şu dönemde şu durumda geliyor. Eğer rho'yu bilmiyorsak ne yapacağız? Rho'yu bizim bulmamız gerekecek. Eğer rho'yu bilmiyorsak da yine bu kullanılan fark denkleminde çeşitli önerilen yöntemlere göre otokorelasyonu önlemeye çalışacağız. Bunlardan birincisi birinci fark denklemi. Birinci fark denkleminde biraz önce ifade ettiğimiz fark denkleminde bakın artık rho'yu bilmiyoruz. Birinci fark denklemi diyor ki rho'yu 1 al. Rho'yu 1 alarak yeni bir model tahminliyorsak artık kullandığımız yöntem birinci farklar yöntemi oluyor. Ve birinci farkları alıp rho'yu 1 alıp yani aslına bakarsanız şu denklemi tahmin ettiğimizde yt eksi yt eksi 1 b2 çarpı xt eksi xt eksi 1 modelini tahmin ettiğimizde otokorelasyon sorunundan kurtulabiliyoruz. Şimdi mesela örnek üzerine baktığımızda işte Gujarati kitabının 9.4 nolu veri seti için satışlar ve karlar için bir model var gördüğünüz üzere bir model verisi var. Şimdi bu modelde bakın ilk önce model tahminlenmiş gördüğünüz üzere bağımlı değişken kar, bağımsız değişken satış olacak şekilde tahminlenmiş. Şimdi bu bir zaman serisi olduğu için hemen otokorelasyondan şüphelenilmiş. Zaten zaman serisi olmasaydı bile arkadaşlar en küçük kareler yöntemini kullanıyorsak onun varsayımlarını tek tek test etmemiz gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla ne yapmış burada? Otokorelasyon testi yapmamız lazım. Bakın otokorelasyon testi Bradshaw-Coltrane testi yapılmış EWS çıktısı üzerinde. Bakın bizim ilgilendiğimiz kısım şurası. N çarpı R kare ile neyi karşılaştırıyorduk? Ki kare tabloyu. Burada bu ki karenin prop değerini veriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve eğer alfa %5 için karşılaştırıyorsak buradaki prop değeri daha büyük olduğu için bizim anlamlılık düzeyimizden sıfır hipotezini reddedemiyoruz. Yani buraya baktığımızda otokorelasyonun olmadığını görüyoruz. %5 seviyesi için. Tabii burada karşılaştırabilmek için sorunun devamında %10'a göre devam etmiş. Yani alfa eşittir %10 için otokorelasyon var mı yok mu? Buna baktığımızı düşünelim. %10 için baktığımızda ise bunun bu kritik değerin, tablo değerinin olasılık değeri %10'dan daha küçük olduğu için H0 reddediliyor arkadaşlar. %10 için reddediliyor. %5 için otokorelasyon yok. %10 için otokorelasyon var. Şimdi dolayısıyla alfayı %10 olarak devam ettiğimiz için ve otokorelasyonu tespit ettiğimiz için ne yapmamız lazım? Otokorelasyondan kurtulmamız lazım. Şimdi bu teste geçmeden önce bir de şunu söyleyeyim. Bakın eğer bir virüs üzerinde Bradshaw-Coltrane korelasyon elem testi yaparsanız gördüğünüz üzere altta yer alan modelin kullandığı yardımcı regresyon denklemidir. Bakın bağımlı değişkeni hata, bağımsız değişkeninde hatanın gecikmeli değeri ve bağımsız değişkenlerin kendi değeri olan bir yardımcı regresyon hesapladığını görürsünüz. Ne yapıyorduk? Bu yardımcı regresyonun R karesiyle n'i çarpıyorduk. Bakın burası da öyle yapıyor. Buradaki R squared'la n sayısını çarparak şurada observed yani n sayısı çarpı R squared'ı buluyor. Bakın artık bu değeri karşılaştıracağımız ki kare tablo değerinin prop değerini vererek diyor ki bu değerin anlamlılık düzeyi bu şekilde hesaplanmıştır. Artık biz işte %10 için baktığımızda otokorelasyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Yapılmış. BG testinin aşamaları bir kez daha gösteriyor. H0 reddedilmiş. Şimdi otokorelasyon olduğu için de denmiş ki o zaman birinci farkları alalım. Bakalım otokorelasyon ortadan kalkacak mı?
Bakın birinci farklarda ne yapıyorduk arkadaşlar? İşte mevcut x bağımlı değişken değeriyle bir önceki değerin arasındaki farklardan yeni bir değişken oluşturuyorduk. İşte mevcut x değerleriyle bir önceki x değerleri arasındaki farkı alarak yeni bir değişken oluşturuyorduk. Ve artık oluşturduğumuz bu fark serilerine göre tahminleme yapıyorduk. Eviyorsa bunu yaparken arkadaşlar mesela bağımlı değişkeniniz karsa işte kar eksi kar parantez içinde eksi 1 şeklinde yazabilirsiniz. Ya da D parantez yani differences anlamında D parantez kar şeklinde bağımlı değişkeni D parantez satış şeklinde bağımsız değişkeni yazarak model kısmına tahminleyebilirsiniz. Bakın ne yaptı? Tahminledi. Ne yapması lazım? Bir kez daha Rasch-Golz ve yapması lazım ki hala otokorelasyon var mı? Bunu test etsin. Bakın bir kez daha otokorelasyon testi yapıyor. Gördüğünüz üzere artık prop değeri 0,12. Yani %10'a göre de baksak H0'ı reddedemiyoruz. Yani otokorelasyon yok diyoruz. Dolayısıyla bu kar satış modelinde birinci farkların alınmasıyla ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Otokorelasyonun önlendiğini görüyoruz. Şimdi ikinci düzeltme yöntemi hep aynı mantıkla gidiyor. Rho'yu bilmiyoruz ya artık otokorelasyon katsayısını. Birinci farklar yöntemi bunu 1 al diyordu. Durbin-Watson yöntemi, değiş istatistiği yöntemi ise arkadaşlar bu rho katsayısı, bilmediğim bu rho katsayısını 1 eksi d bölü 2 al diyor. Dolayısıyla Durbin-Watson'ın kendi istatistik değerini kullanarak 1 eksi d bölü 2'den yeni bir rho hesaplıyoruz. Ve fark denkleminde artık rho gördüğümüz yere, gördüğünüz üzere rho gördüğümüz yere bu katsayı, bu hesapladığımız katsayıyı yazarak düzeltme yapıyoruz. Bakın yine ana model yer satış olmak üzere tahminlenmiş. Durbin-Watson'ın istatistiği 1,07'ymiş. Hemen buradan gördüğünüz üzere bu düzeltme yönteminde kullanılacak rho tahmin değerini elde etmişiz. Artık ne yapacağız arkadaşlar? Fark denkleminde rho gördüğümüz yere 0,445 vererek yeniden değişkenleri oluşturup tahminleyeceğiz. Bakın tahminlenmiş ve bir kez daha acaba düzeltme yöntemi işe yaradı mı diye Brush-Goldfray testi yapıldığında bakın prop değeri yine 0,11 çıkmış. Yani H0 reddedilemez, otokorelasyon yoktur diye yorumlamak mümkün. Demek ki Durbin-Watson yönteminde D'yi kullanarak bilmediğimiz rho katsayısı yerine 1 eksi D bölü 2 vererek fark denkleminde bu ifadeyi yerine koyarak düzeltme yöntemini kullandığımızda da gördüğünüz üzere yine otokorelasyon probleminden kurtulduğumuzu elde etmişiz. Böyle bir sonucu elde etmişiz arkadaşlar. Şimdi bir başka yöntem, Thiele-Nagar yöntemi. Yine aynı mantık. Thiele-Nagar yönteminde ise arkadaşlar diyor ki rho tahmin yerine yani bilmediğin rho yerine n kare çarpı 1 eksi d bölü 2 artı k'nın karesi bölü n kare eksi k kareyi koy diyor. Burada n gözlem sayısını, d Durbin-Watson istatistiğini, k ise tahmin edilen katsayı sayısını gösteriyor. Bu değeri arkadaşlar rho'yu bu formülle hesaplayıp fark denkleminde yerine koyacağız. Ve modeli o şekilde tahminlediğimizde artık otokorelasyon probleminden kurtulacağımızı umuyoruz. Şimdi baktığımızda da bakın aynı örnek için rho tahmini hesaplıyor. Gördüğünüz üzere 0,475'miş. Artık fark denkleminde rho gördüğümüz yere 0,475 vererek tekrar tahminliyoruz. Thiele-Nagar yöntemine göre düzelterek. Ve bakın acaba işe yaramış mı diye bir kez daha otokorelasyon testi yaptığımızda bakın %5'e göre otokorelasyonun ortadan kaldırıldığını söyleyebiliyoruz. Prop değeri 0,08 olduğu için. Fakat %10'a göre arkadaşlar hala H0 red. Yani hala otokorelasyon problemi vardır. Dolayısıyla düzeltme yöntemi olarak eğer %10'a göre incelemeyi devam ettirirsek böyle bir örnekte birinci farklar yöntemi ya da Durbin-Watson değiş istatistiği yöntemiyle düzeltmek daha sağlıklı. Thiele-Nagar'a göre baktığınızda gördüğünüz üzere %5'e göre otokorelasyon sorunu kalmıyor ama %10'a göre hala otokorelasyon devam ediyor. Dolayısıyla bu belki diğer iki yöntemin kullanılması bu örnek için daha anlamlı olabilir. Burada alfayı %5 aldığı için ortadan kaldırdığını söylüyor. Dikkat ediniz. Ve bir başka yöntem otokorelasyonu ortadan kaldırmak için tekrarlı iki aşamalı Cochran-Orcutt.
Bu yönteme göre de rol kat sayısı arkadaşlar hataların ET çarpı ET eksi 1'lerin toplamlarının hata kareler toplamına bölünmesi şeklinde bir rho hesaplanıyor. Ve bu rho yine fark denkleminde yerine konularak ne yapılıyor? Yeni bir model tahminleniyor ve o modelin artık otokorelasyon sorununun ortadan kalktığı düşünülüyor. Bakın yine bizim örneğimiz için bu eşitlikte hata kareler arasındaki farklar hesaplatılıp toplamları alındığında ve hata kareler toplamına bölündüğünde rho katsayısı 0,451 bulunmuş. Yani artık fark denkleminde 0,451'i yerine koymamız lazım. Bakın onu yerine koyarak hesapladığımızda yine tahminlenen modelin otokorelasyon testinin sonucuna baktığımızda %5 için H0'ın reddedilemediğini, yani otokorelasyon probleminin ortadan kalktığını söyleyebiliyoruz. Fakat yine %10 düzeyinde bakarsanız H0'ın reddedildiğini ve otokorelasyon sorununun hala devam ettiğini söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada ya da yine ilk iki yöntemin düzeltme şeklinde kullanılmasının bu örnek için daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten arkadaşlar genelde sadece birinci fark denklemiyle sorun çözüldüğü için genelde bu diğer denklemlere çok fazla düzeltme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Genelde birinci fark denklemiyle otokorelasyon sorunu çözülüyor. Dolayısıyla da en sağlıklılarından birinin o olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii işe yaramadığı durumlarda diğer yöntemlerin de böyle denenmesi gerekiyor. Her şeye rağmen hala otokorelasyon sorunu ortadan kalkmıyorsa demek ki yöntem olarak en küçük kareler yöntemi kullanılmamalı. İşte özellikle zaman serisi ise zaman serisi tekniklerine ait başka ileri analiz yöntemleri kullanılmalı anlamına geliyor. Otokorelasyonu düzeltmekteki son yöntem ise arkadaşlar Hilleard-Rouneau yöntemi. Bu yöntem birazcık zahmetli. T'ye burada yani korelasyon katsayısına artı eksi 1 aralığında değerler vererek en uygun rho değerini seçmeye çalışıyoruz. Bu en uygun rho değerine nasıl karar veriyoruz arkadaşlar? Bunun en küçük hata kareler toplamını veren rho değeri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla en küçük hata kareler değerini veren rho'yu tespit ettikten sonra artık genelleştirilmiş fark denkleminde bu tespit ettiğimiz rho'yu kullanıyoruz ve ortadan sorunun, otokorelasyon sorununun kalktığını, kalkıp kalkmadığını artık deneyebiliyoruz. Bakın, dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Örnek üzerine bakarsak, tek tek rho'ya birden eksi bir aralığında değerler verip farklı farklı bir sürü otokorelasyon, pardon, bir sürü genelleştirilmiş model tahmin sonucuna bakıyoruz. Ve her biri için hata kareler toplamlarını karşılaştırıyoruz. Bu farklı rho değerlerinden hangisi en küçük hata kareler toplamını verdiyse rho olarak biz onu seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin burada en küçüğün şu anda bakın 0,4'ün verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz genelleştirilmiş fark denkleminde rho olarak 0,4'ü alacağız demektir bu. 0,4'ü aldığımızda da artık modeli tahminlediğimizde otokorelasyon sorununun ortadan kalkmasını umduğumuz anlamına geliyor. Bu şekilde genelleştirilmiş fark denkleminde artı birden eksi bire kadar birçok rho'yu verip en küçük hata kareler toplamını hesaplayarak vereni tespit ederek Hilleard-Rouneau yönteminde kullanabiliyoruz arkadaşlar.